Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında bir çapraz açı programımızda yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün neredeyiz? Bugün Denizli'mizin en nezih, en güzel, en yeşil yerindeyiz. Neredeyiz? Osman Deveci kardeşimizin mekanındayız. Evet, burası muhtarın yeri. Yenişehir'deyiz. Yenişehir mi oluyor burası Yenişehir Sayın Deveci? Yenişehir Mahallesi, evet. Yenişehir Mahallesi. Şöyle bir Osman Deveci'yi tanıtalım. Tanıtmaktan ziyade Ümitciğim, gördüğün gibi arkamızda kurbanlık koyunlarımız, adaklı koyunlarımız var. Doğayla iç içeyiz Osman Bey. Çok güzel bir Türk bayrağımız her zamanki gibi dalgalanıyor ve ormanlığın alanına kurulmuş bir Osman, evet, Deveci. Tanıtalım bakalım, Osman Deveci muhtarın, kimdir? Muhtarın yeri. Osman Deveci bu iş çocukluktan beri hayvancılık yapan bir garip bir çobandır. Yani bu bizim baba mesleğimiz. Babadan gelen. Hayvancılık yapmaya devam ediyoruz ve biraz daha işte iyisini, her zaman daha bir kalite iyisine gitmeye çalışıyoruz. Sağ olun eşler dostlar sahasında biz buralarda ayaktayız. Neden yer olarak burası? Yani Denizli'ye yakınız. Hemen şöyle 2-3 kilometre altımızda neresi var? Yenişehir var. Kalabalık bir yer var. Yenişehir'e burası 1 kilometre. Şehre hem uzaksın hem yakınsın burada. Ormanın içinde sessiz, doğanın içindesin. Ama aynı zamanda da şehre uzaksın. Şehre uzaksın. Aynı zamanda hem yakınsın hem uzaksın. Çok güzel bir mekan o yönden. Aslında Osman Deveci kardeşimiz mütevaziliğini koruyor. Yıllardır özel sektörde özellikle önemli işlere imza attı. Tabii ister istemez bazı durumlarla karşılaştı. O durumlardan özel bir hikayesi var aslında Osman Bey'in. Yani yılmadan hayata tutmanın, nasıl bir mücadele vermenin örneğini görebiliriz Osman Bey'de. Yıllarca Denizli'de büyük firma olarak ihracat yapan bir firmanın sahibiyken olumsuz nedenlerden dolayı başına bazı olaylar geldi ama yılmadı, yıkılmadı. Böyle güzel bir ortamı hazırladı ve mücadelesi devam ediyor. Biraz Osman Bey, sizden dinleyelim bu şeyi, hatırayı ve izleyicilerimiz neyle mücadele ettiklerini, nasıl mücadele vereceklerini sizin gibi yaşayan bir arkadaşımızdan dinleyelim. Teşekkür ederim. Şimdi bu olay nasıl diyeyim ben size, siz beni bayağı bir geri aldınız gittiniz şimdi. Önemli ama. Bu çok önemli. Ya önemli de şimdi hayat devam ediyor. Hayata küsmek olmaz. Hayatta bir şekilde devam ediyor. Devam ettiği için bir şekilde çalışmak gerekiyor. Nasıl çalışmamız gerekiyor? Dürüst bir şekilde işimizi devam edeceğiz. Ha, o zaman o işleri yaptık, tamam, ihracat yaptık, yurt dışına çok pazarladık. Ama bir şekilde hayat şartları, piyasanın şartları zorladı bizleri. Bu hale geldi, bu yere geldik. Ama şükür ben şu anda memnun muyum? Memnunum. Niye? En azından insanlar biraz daha kendini soyutladın artık, biraz daha böyle artık hayvanlarla uğraşıyorsun. Daha böyle zevkle yapıyorsun yaptığın işi. Ne bileyim, bir de kalite ve hizmet verebiliyorsan burada ne mutlu bizlere. Ha, bu işi seviyor muyum? Seviyorum. Sevmesen zaten yapılmaz. Bir işi zaten sevmediğin zaman hiçbir şekilde yapamazsın. Hangi iş yaparsan yap. Geçiş nasıl oldu Osman Bey? Yani hayat bir anda değişti. Bakıyorsun yani hayatı böyle anlamsızlaştıran neler yaşadınız, bir anlatır mısınız? O olay şöyle, eğer ki hayata küsmediysen geçişte zorluklar yaşarsın ama sevdiğinmiş. Bir sonuçta biz bunu çocuklukta gördük, bu hayvanın işini. Sonuçta çocukluğumuzdan beri hayvancılığın içindeyiz, bahçenin içindeyiz, toprağın içindeyiz. Hal böyle olunca ister istemez çok da zorlanmadım işin açıkçası, sevdiğim için. Biraz da hayata tutunmanın, hayata o tutunma var ya, o tutunma işte orada güzelleşiyor. Çünkü sevdiğim bir işi yaptığın zaman tutunuyorsun zaten. Teşekkür ederim. Rahat bir hayat yok ama, değil mi? Rahat bir... Hiçbir zaman yok. Hiçbir insan hak ettiğini yaşayamazmış. Hiçbir insan, bugün literatüre bakın, yani hiçbir insan hiçbir şekilde hak ettiğini yaşayamaz. Ha, şükür halimizden. Halimize şükür. Ha, iyisiyle, geçmişiyle, iyisiyle, kötüsüyle geçmişimizden bir şekilde geliyor bir şeyler. Ama şükür halimize, ne mutlu. Çok güzel. Baktığımda da herhalde her gün burada ayrı ayrı kişiler gelip hayvanlarını alıp
Tabii. Buradaki alanda kestirebiliyorlar tabii. Sizin nezdinizde. Hı hı. Biraz da bunu anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Nasıl bir hizmet veriyorsunuz burada? Şimdi burada adaklık ve kurbanlık olarak veriyoruz. Adaklık ve kurbanlık olarak veriyoruz ama sadece kurbanı hani kesip dört parça yapıp vermiyoruz. İşleyip teslim edebiliyoruz. Ertesi gün bir sonraki gün işleyip teslim edebiliyoruz. O hizmetlerimiz var. Şimdi zaten kasaplarımız hep profesyonel kasap. Hiçbir zaman amatör kasapla çalışmıyoruz. O gün ortamı zaten görseniz gerçi siz geldiniz daha önce gördünüz biliyorsunuz olayı. Bir şey dememe gerek yok o zaman fazla. Ama izleyicilerimiz görmedi. İzleyicilerimizin de yaşaması. Yaşamak gerekiyor. Onu yaşamak gerekiyor ama öyle anlatmayla çok bir şey anlatamayız. Bir şey göremeyiz. Aslında yakın yerdeyiz. Gelip bu alanı illa koyun almalarına gerek yok. Gelip bu alanı görsünler diyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Bakın semaver çayımız devamlı kaynıyor bizim burada. Buyursunlar gelsinler. Çay kahve içmeye, tanışmaya gelsinler. Görsünler olayı. Şimdi biz konum olarak herkes burayı bilmiyor. Bilmediği için biz denizliadak.com diye kendi web sitemiz de var. Orada zaten konumumuz var. Gerekli tanıtımlar var. İnsanlarımız hani bizi gelmeden de oradan görmek isterse oradan da görebilirler. Peki bu yılki kurban fiyatlarının durumu nasıl? Gerçi kurban olup olmayacağı da meçhul çünkü gerçekten dünyayı kasıp kavuran bir virüste karşı karşıya toplum. Evet. Kurban bayramı olur mu? Olursa kurban fiyatlarının 3 aşağı 5 yukarı fiyatlarda oynama artış olur mu? Son zamanlarda biliyorsunuz fiyatlarda artışlar oldu. Hı hı. Bu kurbanlıklara yansıyacak mı? Tabii ki yani bu küresel bir rakamlar şeyler. Şimdi nasıl etin bir borsası var. Et borsası her zaman oynuyor biliyor. Ama Ramazan'da mesela bundan sonra çok oynayacağını zannetmiyorum ama tabii bilemeyiz. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Ama kurbanlık fiyatları bu sene geçen seneye göre biraz daha tabii bir %20 civarında bir artış var. %20-25 civarında. Mesela kilo bazında almaya gelecek olan izleyicilerimizden pay içersek. Kilodan ne kadar veriyorsunuz ortalama fiyat? Geçen sene mesela 25 ise kurbanda aldı canlı baskül ağırlığı. Bu sene 30-32 o arada gezer. Çünkü neden o da şeyden kaynaklı. Hani geçen seneye göre etin %20-25'lik bir artışı var. O artışa göre ister istemez o da artıyor. Peki hayvan özellikle son yıllarda biliyorsunuz hayvan üretimi de sıklaştı. Hayvancılık da revaçta bir iş oldu. Hayvanda durum nasıl? Var mı hayvan? Özellikle denizde hayvan alımlarında nasıl artış var mı? Artış şöyle. Zaten gün geçtikçe hayvancılık aslında azalıyor. Biz farkında değiliz. Bunu çobanlar her sene bir köyde 10 tane çoban varsa bir sene sonra baktığın zaman 8'e düşüyor, 9'a düşüyor veyahut da 7'ye düşüyor. Neden? Çünkü erkek çocuğunu veremiyor. Evlenemiyor erkek çobanlar. Kız bulamıyor. Çobana kimse kız vermiyor. İster istemez adam belli bir yaşa gelmiş. Ben ne için yaşıyorum diyor. Çocuğum diyor asgari ücretli çalışsın diyor. Sigortası bari yürüsün diyor. Bir hanım bulur evlenir diyor. Bizim çobanlarda genelde bu var. Şimdi gün geçti azalıyor ama çiftliklere dönüyor. Ama çiftliklere dönüyor. Atıyorum 3 binli, 5 binli, 10 binli çiftliklere dönüyor. Tabii bu da birbirini dengeliyor bir şekilde. Bir yerden azalıyor, bir yerden çoğalıyor. Çünkü arz talep dengesini korumak için ister istemez çoğalıyor yani çiftlikler. Peki yöresel olarak baktığımızda hangi koyun türü daha verimli oluyor? Deniz, Ege bölgesine baktığımızda. Şimdi, siz çünkü her taraftan alıyorsunuz herhalde. Ya benim asıl bölgem Antalya bölgesi, o Korkuteli bölgesi. Yani kuyruklu kuzu. Çünkü neden kuyruklu kuzu? İç yağı don yağıdır. Etteki yağ don yağıdır. İnsana zararlıdır. Bunu bütün doktorlarımız açıklıyor. Bunun profesör olmaya gerek yok. Evet. Kuyruk yağı daha faydalıdır insana. Aynı zamanda hayvan bedenindeki yağı kuyruğa verdiği için ette fazla yağ olmaz. Kuyruklu o yüzden biraz daha revaçta iyi. Çok güzel. Yani kuyruklu farklı bir şey diyorsunuz. Kuyruksuz farklı. Kuyruklu kuzunun bedeni, kuyruklu kuzunun bedenindeki yağı ister istemez insanlarda bile aynı. Önce insan kiloyu nereden alır? Ya göbekten ya basenler alır. Bu hayvanlarda da aynı. Yağı direkt önce kuyruğa veriyor. Kuyruğu doldurduktan sonra bedene yağ veriyor. İster istemez tabii sırf yağsız olmaz. Evet. Ama kuyruklu kuzu tabii ki daha her zaman iyi.
Şimdi bir vatandaşımız pazarlı, özellikle bu sıkıntılar yaşanıyor diye sormak istiyorum. Bir vatandaşımız pazarlık yapmaya geldi sizi, hı hı, ve ayıttırdı kurbanlığını. Evet. Ve kurbanlığını ayıttırdı ama Arife günü diyelim ki Allah göstermesin kurbanlığının başına bir şey geldi. Tamam. Öldü. Evet. Onu nasıl telafi ediyorsunuz veya karşılıklı nasıl anlaşmalar yapıyorsunuz? Özellikle bunlar çok sıkıntılı bir durum biliyorsunuz. Öyle olduğunda genelde müşterilerimiz hani mağdur olmamaları için kulağına küpe basıyoruz zaten. O kuzusu belli. Aldığı zamanki de belli. O zamanki de belli. O gün telefon ediyoruz müşterimize. Gelin hayvanınızda bir hastalık oldu, rahatsızlık oldu vesaire, topal oldu. Kurban olmayacak pozisyona geldi. Öyle durumda çağırıyoruz. Aynı şekilde yenisini veriyoruz. Ya istediği hayvanı o zaman yenisini veriyoruz. Anladım. Peki kaç öncesinden başlıyor aslında kurbanlık alımları denizde? Son zamana mı bırakılıyor? Fiyatlar artar mı düşer mi diye, yoksa alımlar şimdiden başladı mı? Alımlar şimdiden başladı. Ramazan bayramını itibariyle biz satmaya başladık. Ama aslında Denizli şöyle yapıyor. Genelde son haftaya bırakır, son günlere bırakır. Aslında bir doğru mudur, yanlış mıdır? Onu tartışılır. Şimdi eski insanlar... Size göre doğru mudur, yanlış mıdır? Bana göre yanlıştır. Yani son gün almak yanlıştır. Neden? Ne aldığını bilmezsin. Sen sonuçta şimdi buradan benden alarak bunu zaten bana sigortalattırıyorsun hayvanını. Hem hayvanını sigortalatmış oluyorsun hem de lezzetini sigortalatmış oluyorsun. Damak tadını. Çünkü son gün aldığın hayvanın nereden ne aldığını bilemezsin. Çünkü akşamdan sen sarımsak yediğin zaman ertesi gün tenimizde kokar. Aynı onun gibi. Hayvana ne verirsen onu sana verir. Yani farklı bir şey vermez. Sen atıyorum o gün ne verdin, yedin, sarımsak yedin. Ertesi gün tenimizde mutlaka, bu ağzımızda tenimizde kokuyor. Hayvanda da aynıdır. Hayvana ne verirsen mutlaka sana onu verir. Anladım. Siz buradaki hayvanlara ne veriyorsunuz? Otluğa çıkartıyor musunuz? Çünkü çok güzel bir alan. Yani şöyle bakıyorum, her tarafı yeşilliklerle dolu. İnsanın huzur bulduğu, öyle değil mi Ümit? İnsanın huzur bulduğu bir ortamdayız. Siz hayvanlarınıza neler veriyorsunuz? Hayvanlarımız şimdi şöyle, ot zamanında ota mutlaka yayılmak zorunda. Neden? Çünkü sindirim sistemi çalışması için o yeşili bir dakika yeşil gıdasını alması lazım. Belli bir zamandan sonra artık kurbana yakınlaştığı zaman, o zaman diyor, sadece kuru yemesi lazım ki et lezzetlenmesi için. Yeşil yememesi lazım. Şimdi Ramazan bayramından sonra artık bunlar saman, arpa, buğday, mısır, yonca, bu tarz yemesi lazım. Çünkü öbür türlü farklı şeylere gittiğiniz zaman, küspe vesaire, bu tarz şeyleri yediğiniz zaman hayvanın ister istemez tadı bozulur. Damak tadına uymaz yani bize. Şimdi iki kısım var sanırım, evet, burada. Evet. Birinci kısım şöyle ayrı ayrı herhalde. Ayrı ayrı. Bir anlatır mısınız? Şimdi ayrı ayrı olmasının sebebi, bizim bunlar şimdi orası yeni kırkıldı. Güdümde hala onlar daha yeşil yiyorlar, gidiyoruz. Bu taraf artık tamamen kuruya döndü. Artık kiloya gidiyor artık. Bedene gidiyor. Onun için bu farklı farklı. Ha, bir bu 5-6 grup olabiliyor. Bu bir sürüden, o bir sürüden. Öyle. Şunu mu anladık? Şunu mu anlamamız gerekiyor? Yeşili yemeden yani illa o yeşil otu yiyecek ve yeşilliği yiyecek ki sindirimi kolaylaşsın mı? Kesinlikle, kesinlikle. Sindirim kolaylaşması için zaten bak burada dikkat ederseniz önce yonca var. Yeşil olanlar yoncadır. O da sindirimi rahatlatsın, hayvanların bağırsağını rahatlatsın diye. Evet sevgili izleyiciler, buraya geldiğinizde semaverde çayınız hazır. Çok şekilde oturup böyle doğayı izlerken kuş cıvıltılarıyla, işte kelebeklerin uçuşmasıyla güzel bir havada çayınızı yudumlayabilirsiniz. Osman kardeşimizin kapısı herkese açık. Kesinlikle. Sizleri de bekliyoruz tabii. Peki büyükbaş yok burada, doğru mu? Bu sene yok. Bu sene girilecekti. O da şeyden virüs nedeniyle ne olacağı belli değil. Allah bir an önce şu virüsten kurtulalım da, yani hepimizin duası o. Seneye nasip olursa belki girme ihtimalimiz yüksek. Peki kurbanlık almaya gelenler sırayla mı kesime geliyorlar? Yoksa kalabalık oluşuyor mu? Her zaman duyduğumuz şeyler oluyor. İşte biz gidiyoruz 2 saat 3 saat bekliyoruz. Buradaki hizmetiniz nasıl? Şöyle, onu biz satarken kulaklarına küpe basıyoruz dedim ya. Hani atıyorum kaç tane hayvan kesecek o gün? 1000 tane. Birden 1000'e kadar kulak küpesi basıyoruz. Birden 1000'e kadar o sattığımız kuzuların kulaklarına küpe numarası vuruyoruz. O küpe numarası aynı zamanda sıradır. Hiç kimse kimsenin önüne geçmez. Atıyorum sizin numaranız 300 iken atıyorum 200'ün önüne geçme şansınız yok.
Onu kendi kardeşim de gelse yok, öyle bir durum yok yani. Çünkü o standardı, kuralı çizgiyi korumamız lazım. Saat kaçta başlıyorsunuz kurban kesmeye? Sabah namazından sonra hemen başlıyoruz. İlk gelen müşterimizin hemen o küpe numarası, bir numaradan başlıyoruz, devam ediyoruz. Yani sırayla geçiyor. Evet. Burada ne tür faaliyetleriniz var? İşte sabah kahvaltılarınız var. Onu ben biliyorum ama izleyicilerimiz de bilmesi lazım. Şimdi öyle bir sabah tabii namazdan çıkınca insanlar ister istemez bir mideleri boş. Bu insanların bir şekilde kahvaltısını vermen lazım. Ve organik, mümkün mertebe organik bulunduruyorum. Öğleye dönünce kavurma yapıyoruz. İnsanlarımız şey olmasa beklerken boş boşuna şey yapmasın diye. Kavurmamız oluyor yani öğleninde. Güzel bir şekilde aile ortamı oluyor aslında. Kesinlikle. Herkes burada bayramlaşıyor. Evet. Ve bayramlıklarını alıp öyle gidiyorlar evlerine rahat rahat. O eski bayramlar, bizim çocukluğumuzdaki o bayramları şimdi artık görmüyoruz. Artık şimdi genelde insanlar tatile gidiyor. Ama burada hakikaten o kardeş gibi bir ortam, o aile ortamı burada var yani. O bayramlaşma var burada. Evet. Şu an sayı belirtmek doğru olmaz ama ne kadar hayvanımız var burada? Şu anda burada 150 falan var ama yaklaşık 700 hayvanım var şu an, alınmış hayvanım. Şu an onlar da yaylada bekliyor. 700 hayvan. Evet. Maşallah. 700 hayvan. Hangi yaylada bekliyor? Şu an Korkuteli'nde yaylalarda bekliyor. Oralar 1800-2000 rakımlı ki oranın hayvanları lezzetli oluyor o yüzden. Biraz dolaşalım Ümit. Biraz dolaşalım. Nereden başlayalım mesela? Önce şuradan başlayalım. Şöyle bakalım kurbanlıklarımızı nasıl seçiyoruz. Şimdi kuru ot yiyenlerin yanındayız. Doğru mu? Evet. Şu an kuru ot yiyorlar. Bunlar şimdi artık bundan sonra kuruda. Kuru artık yemesi lazım ki hayvan etlenmesi lazım. Şu an hayvanlarımız mesela bak kulaklarında büyük küpeler var. Büyük küpeler. Onlar aynı zamanda kesim sırası bizim. O sıra geldiğiniz zaman herkes sırasıyla kestiriyor burada. Anladım. Burada ahırlarınız. Evet. Hayvanlar burada dinleniyor sanırım. Hayvanlar burada bizim bölüm bölüm. Hepsinde ayrı ayrı böyle bölüm bölüm yapıyoruz ki hayvanlar çünkü ne kadar kalabalık olursa o kadar da yem yiyemez. Daha zorlanır. Onun için mümkün mertebe böyle bölüm bölüm bir kısım kısım yapıyoruz. Her şey var burada. Köpeğimiz var. Atımız var. Tüm hayvanlar mevcut burada. Evet, evet. Arı kovanlarımız var yukarıda. Şöyle bir kesim tarafına geçelim. Buyurun. Burada hayvanlarımız rahatsız etmemiş olalım. Bir de kesim tarafına geçelim. Evet, söylediğiniz gibi burası serin, buz gibi. Aşağısı sıcak, denizi çok sıcak yani gerçekten. Ama işte kurbanlık almaya gelen misafirleriniz diyeyim artık, evet, müşterileriniz değil. Maşallah oturmuşlar, hem sohbet ediyorlar hem de kurbanlıklarınızı aldınız mı? Aldık elhamdülillah. Nasıl? Aldık. Çok güzel. İnşallah çok güzel, Allah kurbanı nasip etsin. Güzel bir sahnesine bakmaya geldik. Siz yine alıyorsunuz daha buradan. Evet, çok güzel. Herkes tavsiye ederim. Nasıl, beğendiniz mi? Beğendik, beğendik, çok güzel. Bakanlar da çok iyiler yani. Hayvanların semiz olması bizim için çok önemli. Evet. Biz çok memnun kaldık, çok beğendik. Daha önce almıştık, yine tekrar geldik. Evet. Memnun kaldık. Ama güzel bir ortam var değil mi yani? Evet, ormanın içi. Buradan daha güzel olamaz. Tabii. Evet. Siz? Tamam, benimki Musab. Evet, Musab. Abi. Evet. Biz daha önce almıştık. Memnun kaldığımız için Osman kardeşimizden. Şimdi kurbanlıklarımızı da aldık, ayırttık. İnşallah hayırlısıyla kurbanı da burada keseceğiz. Ama eve gidemiyorsunuz herhalde. Serin burası. Tabii tabii. Ortam çok güzel. Fevkalade şurada oksijen var. Gerçekten de muazzam bir hava var. Güzel de bir türkü çalıyor. Hayvanlar da içeride. Evet. 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 Bereketli olsun. Kurbanınız. İnşallah herkese nasip etsin. Devletimizin, milletimiz üzerindeki o virüs olayı da kalkar. Herkes huzurlu, sağlıklı bir şekilde. Sizlerin duası lazım. Sizlerin duasıyla daha güçlü olacağız inşallah. Çok teşekkür ederim Osman Bey. Misafirlerinizi güzelce ağırlıyorsunuz. Ama çayları bitmiş. Çayları olsun da. Olsun olsun. Çayları yenilemek lazım. Arkadaşlar çay verir misiniz? Tamam. Kesinlikle. İşte burası böyle muhabbet, aile ortamı. Şöyle baktığımızda şunlar, şu numaralar hayvanınızı getiriyor. Kesimci kesiyor. Şu numaralardan takip ediyorsunuz. Ve güzel bir şekilde hizmetinizi alıyorsunuz.
ben burada 3 yıldır, 4 yıldır burada kesiyorum. Ben güzel bir hizmet almasam gelmem diye düşünüyorum. Burada program çekmem. Arkamızda dere var. Değil mi? Evet. Osman Beyciğim. Ne kadar dere var? Ne deresi o dere? O Kıyılı Taş Deresi deniyor. Kıyılı Taş Deresi. Ama tabii su akmaz buradan. Sadece kışın çok yağmur yağdığında, kar yağdığında akar. Öbür türlü su akmaz. Kuru bir dere burası. Şöyle bakalım. Yeşilliklerle dediğimiz gibi iç içe güzel bir ortam. Gündüzleri buraya gelip serinlemek lazım. Gündüz ve gece. Burası gece ayrı bir güzel, gündüz ayrı bir güzel. Ama mükemmel bir yer. Takdir ilahi bize böyle bir yer bahşettiği için çok memnunuz. Allah razı olsun. Herkesten de teşekkür ederim. Sizin ilgi ve alakalarınızdan dolayı. Her şehirde vardır bir hayır değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Her şehirde bir hayır vardır. Allah'ım kimseyi şaşırtmasın. Yeter ki işinin başında olsun herkes. Anladım. Peki Osman Bey, izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Hayvan alırken nelere dikkat etsinler? Çok önemli konular aslında bunlar. Hayvan alırken dikkat edilmesi gereken bir defa semizliği. Yani semiz hayvan, hasta veyahut da topal, kör. Hani bizim insanlarımız para için artık her şeyi yapıyorlar. Ama öyle bir şey olmaması lazım. Bunlar hoş bir şey değil hiç kimse için. Tabii semiz, önemli olan semiz olması. Anladım. Semiz olması, devamlı olması. Bir adam eğer aynı yerde aynı şekilde devam edip böyle verebiliyorsa ne mutlu. Aldığın zaman ertesi sene yine memnun olup gelebilmen. Bu işte, bu önemli olan budur. Çok yok önemli. O kesinlikle önemli. Hani müşteri kazanmak kolaydır. Kaybetmek daha kolaydır. Elinde tutmak zordur işte. Asıl sıkıntı müşteriyi elinde tutabilmek. O da neden? Senin kaliten nasıl hizmet verirsen, nasıl kalite verirsen öyle ayakta kalırsın. Çaylar geldi. Sizlere afiyet olsun. Yudumlayın. Şöyle, burası kesimhane, evet. Bölümünüz. Burada akan tüm her şey akıyor, gidiyor. Burada mazgallarımız var. Burada mazgallarımız var. İki taraflı kesip kesiyoruz burayı. İki taraflı kesiyoruz bu taraftan. Ve buradan giderlerimiz var. Onları bir şekilde dezenfekte ediyoruz sonra. Güzel. Evet, sevgili izleyiciler, biraz Ümit kardeşimizle gezmiş olalım bu alanı. Sizlere bu alanda neler var, neler yok gösterelim. Röportajımızı kısa bir ara verelim ve doğayla iç içe bırakalım sizi. Evet sevgili izleyicilerimiz, söylediğimiz gibi burada her türlü hayvanla iç içe huzurlu, doğa, güzel, daha ne olsun. Evet, kümeste tavuklarımız var. Yumurtluyorlar herhalde. Tabii yumurtluyorlar. Sabah gelin. Sabah bunların yumurtasıyla güzel bir kahvaltı yapın diye söylüyorum. Osman Bey misafiri olarak tabii. Tabii ki. Arı kovanları var. Ya doğayla iç içe ve burada atımız var. Sakin. Kimseye zarar yok. Aynalı ile beraberiz. Osman Bey. Evet. Nasıl bakıyorsunuz? Bakımı nasıl? Aynalı çok zararsız bir hayvandır. At zaten insana dost bir hayvandır. Akşama kadar burada işte yeşillikte yayılıyor. Akşamda kendisi yerine girdiği zaman işte bir avuç arpa verip atımızda bakıyoruz. Sağ olsun 5 yıldır da bizimle beraber. Evet, Aynalı nasılsın? İyi misin? Nasılsın? İyi misin? Kafa salla. İyi, Aynalı iyi o zaman. Hep iyi ol. Evet sevgili izleyiciler, Ümit kardeşimizle biz buraya gelirken, tabi burası alana girdiğinizde yemyeşillikler içerisinde piknik yapılacak yerler de var. Yasak mı bilmiyorum ama piknik yapmışlar. Bizim insanımız. Bizim insanımız diyorum. Ve piknik yaparken şu güzelim doğada yaptığımız pikniğin pisliklerini yerde bırakmışlar. Hatta yerde de bırakmamışlar. Gelen insanların yollarını atmışlar. Neden bunu yapıyorsunuz efendim? Orada piknik yaparken eğer sizden öncekiler pislik bırakmış olsalar ne söylersiniz, ne düşünürsünüz, ne yaparsınız? Şimdi siz pislik bıraksanız, biz pislik bıraksak, herkes pislik bıraksa bu güzelim doğayla böyle güzel yaşanılır mı? Yapacağınız tek bir şey var. Lütfen bir poşet yiyecek içecek alırken bir poşette boş alın. Çünkü o yiyecek içeceğin boşlarını atabileceğiniz yer olsun. Atacağınız yer de doğa değil. Lütfen doğamıza sahip çıkalım. Ha ben atarım toplasın görevlerine derseniz, işte siz öyle derseniz biz öyle dersek inanın
yaşantımızda güzellikler olmaz. Hep çirkinlikler yaşarız. Bakın, güzellikleri görüyorsunuz. Güzellikleri görüyorsunuz. Bu güzellikler kolay elde edilmiyor. Kolay bakılmıyor. Kolay bir şekilde her şey bir zaman oluyor. Doğru mu Osman Bey? Kesinlikle, kesinlikle doğayı korumalıyız. Çünkü doğa olmazsa biz olmayız. Siz daha çok yaşıyorsunuz burada. Görüyorsunuzdur. Kesinlikle ve ikaz ettiğin zaman insanlar bazen işte boyutu aşıyorlar. Hoş olmayan durumlar oluyor. Ha, burada piknik yapmak yasak normalde. Burası orman bölgesi. Çünkü yangın riski var her zaman için. Onun için ama insanlar maalesef sıkıntılı. Ne yapacaksın? Bir şey diyemiyorsun ya. Evet. Osman Bey, aynalımız da rahatsız oldu herhalde. Değil mi? Evet sevgili izleyiciler, sizleri burada bugün farklı bir yerde, farklı bir kişiyle, farklı bir alanda, ufak bir olsa röportaj yapmak istedim. Ve bu röportajı yaparken de asıl amacım kesinlikle kurbanlık, koyunlar, hayvanlar değildi. Asıl amacım doğanın güzellikleri. Burası Denizli'nin Yenişehir mevkisinin hemen birkaç kilometre üstünde. Yani ne demek istiyorum? Denizli'de iç içe yeşillerle iç içeyiz aslında. Ama maalesef ki işte yeşillerimizi bazen koruyamıyoruz. Evet, aslında korumak için de saygıdeğer Osman Demeci iyi ki burada olmuş. Yoksa daha da kötü durumlarla karşılaşılabilirdi. Bir nevi Osman Bey burada ormanı bekliyor. Biz zaten ormanla iç içeyiz. Ormancılarla her zaman görüşüyoruz. En ufak bir yangın vesaire bir şey olsa zaten onlar bizi arar, biz onları ararız, sağ olsunlar. Yani ormanı koruyalım, doğayı koruyalım. Hepimiz için geçerli. Çünkü ormanı olmayan bir ülke olamaz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aktardığınız bilgiler ve izleyicilerimize hayvanlarla ilgili vermiş olduğunuz bilgiler dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Buyurun gelin, her zaman beklerim. Misafirim olun, yani alışveriş yapmanız önemli değil. Kesinlikle. Burada bize güzel insanlar lazım. Dost lazım bize. Dostlar lazım. Buyurun gelin, her zaman beklerim. Burası muhtarın yeri. Her zaman beklerim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu alanın muhtarısınız belli. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bir başka Çapraz Açı programımızda güzel röportajlarımızla, güzel videolarımızla Pamukkale TV ekranlarında sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizleri yakinen takip ediyorsunuz. Bizler de sizleri yakinen takip ediyoruz. Takipte kalmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Sevgiyle selamlarımı sunuyorum.